Sonay Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Sonay Hanım, verilen hizmetlerinize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmak istiyorum. Hı-hı. Sonay Öztan Gökhan kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder Hı-hı. misiniz? 95'ten itibaren diş hekimi olarak çalışıyorum. 23 yılımızı dolduracağız bu yıl. Hı-hı. Estetik, kozmetik diş hekimiyim ben. Ama aynı zamanda bütünsel bir diş hekimiyim diyebilirim. Belli bir süreden sonra İtalya'da implant master'ı yaptım. Fakat bizde hasta geldiği zaman baştan sonra bütün neler yapılabilir, neler yapılamaz hepsini değerlendirerek çalışıyoruz. Evet. Bir de bu ikinci bir şubemizde Nişantaşı'nda açıyoruz yakında. 15 güne kadar inşallah. 15 güne kadar evet. Orası da açılacak. Burada sunmuş olduğunuz hizmetleri biraz daha açabilir miyiz? Gelen talepler doğrultusunda hastalarınızda sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bizden hasta hiç korkmuyor. En birinci özelliğimiz o. Çünkü biz telepati yöntemini çok kullanıyoruz. Buraya gelen herkes, bizim çocuksa çocuğumuz, büyükse annemiz, babamız veya kardeşimiz. O şekilde bütün ekibimiz aynı şekilde çalışıyoruz. En fazla yaptığımız işlemler başında implant çalışmalarımız geliyor. İmplantla ilgili veya ileri cerrahiyle ilgili her türlü çalışmalar yapılmakta kliniğimizde. Estetik diş hekimliğinde gülüş tasarımı yapıyoruz. Ne gülüş tasarımı? Ya kişiye özel olarak kişinin yüzüne yakışan gülüşü meydana getirmek için diş hekimliğinin her dalından yararlanıyoruz. Çarpık dişleri tedavi ettiğimiz ortodonti hastalarımız çok fazla. Özellikle bu ortodonti de belli bir yaş sonrası geliyordu eskiden hastalar. Şimdi küçük yaşlarda bunu fark edersek aparellerle de düzeltebiliyoruz. Bütün A'dan Z'ye diş hekimliğinin bütün dallarından yararlanıyoruz. Fakat biz istiyoruz ki koruyucu diş hekimliği öncelik olsun. Yani hastanın hiçbir problemi olmasın. Gelsin, tanışsın, kahvemizi içsin. Bir problem olmadan nasıl korunabilir dişler, sağlıklı dişler nasıl korunur onu öğrensin. Asıl amacımız ve gayemiz bu. Evet. Peki bu hizmeti sunarken öncelikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hijyene çok dikkat ediyoruz tabii ki. Yani biz de hastaya sorduğumuz zaman herhangi bir rahatsızlığınız var mı yok mu? Herkesin en kötü bir hastalığa sahip olduğunu düşünerek çalışıyoruz. Evet. O nedenle de otoklavımız yani hijyen olarak sterilizasyon en birinci özelliğimiz. İkincisinde yani hasta yanlısı olarak çalışmak çok önemli. Dürüst olarak çalışırsanız eğer hastanız hakikaten fazla oluyor. Evet. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Gerçi biraz önce belki bir kısmını saydık ama diş hekimliği olarak yalnız değilsiniz. Evet. Birçok klinik varken neden özellikle siz tercih edilmelisiniz? İyiyiz çünkü her dalda iyiyiz. Çok mütevazi olamayacağım. Hakikaten memnun olan kadar olmayan da çıkacaktır. Çok çok fazla hasta bakıyorum. Özellikle yurt dışından gelen implant hastalarımız çok fazla. Her şeyin başında dürüst çalışmak ve hasta yanlısı olarak çalışmak önemli. Benim hastalığımda hiç mi sıkıntı çıkmıyor? Tabii ki çıkan olacak. Olmuyor desek zaten yalan söylüyor olabilirim. Bunları hastayla birlikte ortak nasıl çözebiliriz? Her zaman bunu düşündüğümüz için olabilecek problemin yanında da hastanın yanında olduğumuz için tercih sebebi oluyoruz. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, hoşça kalın. Çok sağ olun.